Apocalypse. Star Game kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Metin videosuyla da karşınızdayım. umarım herkes iyidir. Keyifler yerindedir. 90 level olduk arkadaşlar. 90 level olma serüvenimizi tamamladık. Açıkçası 90 level olmak biraz zorlu ve meşakkatli bir süreç oldu benim için. Tabii ki gerekli ekipmanlarınızı ve kostüm setinizi tamamladıktan sonra tam bir oran elde ettiğiniz zaman çok da zor değil. Biz de 90 level'e ulaştık ve artık 90 level'de bir süre kalacağım arkadaşlar. 90 level olduk ve bizi yeni maceralar bekliyor arkadaşlarım. 90 level'de artık yeni görevler yapmaya başlayacağız ve 90 level'in ilk görevi Li kardeşimiz bizi çağırdı. Bundan önce biliyorsunuz. Lee Jung'un 2-3 e, aşamalı farklı görevleri var. Ve yapması biraz e, zaman alıyordu. Ama güzel XP'li veriyor. E, ve tatmin edici ödüller de var açıkçası. Şimdi 90 level olduk. Ve ilk görevimizi e, Lee Jung kardeşimizden almak için geldik. İlk seyircilerimiz için tıklıyorum. Karanlık Ejderha Kayası 90 level mapı arkadaşlar bildiğimiz üzere. E, tıkladık. Bizi e, amiral Angmuru bul, yani amiral Angmura yönlendiriyor. Artık e, görevi kabul ettik. Görevin diğer aşamaları e, genelde devam edecek arkadaşlar. Genelde ben geçeyim. Orada hep birlikte görevin geri kalanına devam edelim. Evet arkadaşlar, karanlık Ejderha Kaya'sını ışınlandım. Mapimizin başlangıç kısmı bu şekilde. Bilenler biliyor zaten. Şimdi devam edeceğiz. Ee, bizi haritadaki işaretli bölgeye gideceğiz. Orada e, General var. Ondan görevi alıp ve görevin diğer aşamalarını tamamlayacağız. Böylelikle görevimizi yapmış olacağız. Şurada ayrılmış bir yol var. Evet, buradan devam ediyoruz. Ya, bu mapi bilen arkadaşlarımız zaten e, çok uzun zamanlarını geçiriyorlar bu mapte. Ee, Tabi bu 90 level 6 ve hiç bu mape gelmemiş arkadaşlarım için e, hem bilgilendirme amaçlı hem Görevin yapılışı ile ilgili bir Video hazırlamak istedim e, Kendimde aynı zamanda e, bu görevi yapmış olacağım sizlerle beraber evet e, Amiral Angu'na geldik arkadaşlar Buradan tıklayarak görevimizi Karanlık Ejderha Kayası direkt başlatıyoruz Karanlık Ejderha Kayası'na hoş geldin diye bizi bir e, Karşılamada bulunuyor devam ettiğim zaman yani Lejung gönderdi diye bir tanımlama yapıyor. Evet. Lejung uzun yıllardır birbirimize yollaştık ediyoruz. Demek ki seni o gönderdi. O zaman sana güven. Yani Lejung e, gönderdiği için sana güvenebilirim diyor arkadaşlar. Burada ufak bir konuşma metni. Buraları geçeceğim. Şöyle söylüyorum. Evet şimdi ilk görevimizi aldık arkadaşlar kısaca açıklayayım e, haritada belirli işaretli noktalar var bizi bu noktalara gönderiyor ve haritayı keşfetmemizi istiyor arkadaşlar basit bir görev şimdi hep birlikte e, başlayalım şuradan basalım yani haritada herhangi bir slot öldürmeyiz arkadaşlar haritanın belli işaretlenmiş olan noktalarına ulaşacağız aynısı e, doyum hivankta kan taşı görevi yaparken yaptığımız olayın aslında e, aynısı diyebilirim. Buradan devam ederek ilk noktamıza doğru ilerleyelim. Bak, Gnoll savaşçılar var arkadaşlar. Onlar 95-96 level slotlar. E, bu map aynı zamanda bir e, metin mapi arkadaşlar. Ve farm yapabildiğiniz yani metinlerden farm yapabildiğiniz bir map. E, burada genelde arkadaşlarımız Sürekli metin keserek farm yapıyorlar Ben de zaman zaman artık burada metin Farmı yapmaya çalışacağım İlk noktamıza ulaştık arkadaşlar burası Devam ediyorum şurada ikinci noktayı gösteriyor bakın Haritada şimdi o bölüme doğru gidiyorum arkadaşlar Sanırım 3 ya da 4 aşamalı olması gerekiyor Ben daha önce yapmadım ben de sizle birlikte ilk defa bu görevi yapıyorum Ama tahminim üzere 3 bölge veya dört bölgeye bizi gönderir diye tahmin ediyorum. Çok uzun bir görev olmasa gerek. Bu Digimon'un ilk başlangıç görevi. Yani map map'e geldiğimiz zaman aldığımız bir tür başlangıç görevi. Yani diğer görevler daha zor ve aşamalardan oluşacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben görev yapmayı genelde seviyorum. eğlenceli oluyor. Aynı zamanda güzel ödüller de veriyor arkadaşlar ve XP veriyor. Güzel XP'ler veriyor. Yani şurada bir kutunuzu, bir buçuk kutunuzu dolduruyor ve siz de haliyle diğer kalanlarını kasarak kolay level atlamış oluyorsunuz. Bu da bir kasılma yöntemi aslında. Yani oyun içerisindeki görevlerle ilerlemenin bir yöntemi. Buradaki slotlar bayağı güçlü arkadaşlar bu arada. Zehirlemem çok uzun sürüyor ve çok hasar yedim. Bakın çünkü e, bu haritaya uygun itemler şu an e, bende de yok arkadaşlar. Sürgün mağarasında kasıldığım için hani oraya uygun itemler var. Tabi bu harita içinde ayrıca e, o efsunlarda itemler e, yapmaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda. Çünkü vaktimizin geri kalan kısmı e, bu mapte geçecek diyebilirim. O yüzden buraya uygun itemler e, yapacağız. E, burada rüzgar, e, toprak, dünya... Direnci Efsunlar geçiyor tabi haritanın belli bölümlerinde Farklı efsunlar geçiyor arkadaşlar e, onları da iyi araştırıp ona göre e, Item yapmak gerekiyor haritanın bir kısmında e, Rüzgar bir kısmında toprak bir kısmında yıldırım Efsunları işe yarıyor özellikle yıldırım e, Dağlarına geçtiğimiz zaman yani haritanın Şu kısmı yıldırım bakın Buradan geçtiğimiz zaman artık şimşekli itemler işe yaramaya başlıyor o kısımda ben daha güçlü oluyorum çünkü sürgün mağarasında Kasıldığım için şimşekli itemlerim var arkadaşlar yani o kısımda şu an metin kesebilirim Yani Kısacası sürgünden çıkan arkadaşlarımızın o itemlerini satmamaları Saklamaları Bir artı olur onlar için O itemlerle burada yıldırımda Metin kesebilirler arkadaşlar onu da hatırlatmasını yaparak e, bu kısma doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar yani 90 level güzel bir level arkadaşlar. E, burada map'te zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı avantajlar yani 90 90 95 level arası benim en sevdiğim e, level'ler arkadaşlar. Yani 95 de güzel bir level. Evet burayı işaret etmiş. Buraya geldik. Ve sonuncuyu da aldık. Evet ne yaptık arkadaşlar noktaların hepsini tamamladık. Ve şimdi geri dönüyoruz. Bunu e, amirale rapor edeceğiz. Bakalım bize ne verecek veya ne söyleyecek. <laughs> Görevin ikinci aşamasına muhtemelen bizi e, geçirmiş olacak. Şu kısımdan. Evet burası zaten başlangıç noktası görüyorsunuz. Ya vaktiniz oldukça oyun içerisindeki görevleri yapmaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi hem eğlenceli oluyor hem de güzel XP'ler ve bazen güzel ödüller e, veriyor. Ya bunları da gelişim için kullanırsınız. Evet, şimdi görevimizi teslim etmek için geldik. Tekrardan tıklıyoruz NPC'ye. Bütün adayı arşınladın ve şu bilgilere ulaştın. Her taraf şeytan kaynıyor. Yani bu Haritanın e, canavar ve gruplar tarafından basıldığını, istila edildiğini e, açıklıyor burada arkadaşlar. Yani bu yaptığımız için bize teşekkür ediyor ve şöyle çok düşük 100K bir para veriyor. Dediğim gibi bu görevin başlangıç aşaması olduğu için e, bu birinci görevden bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Şimdi göreve devam ediyoruz. Tekrardan tıklıyoruz. Şimdi asıl görevimize başladık arkadaşlar. E, Li Chung'un Mektubu görevi benim asıl yapmak istediğim görev buydu Burada küçük bir yine konuşma geçiyor aralarında görevi açıklıyor ben bu kısımları hızlı geçeceğim Şimdi bize şöyle söyledi arkadaşlar hemen Görev penceresinden de Bakalım Li Chung Bir mektup göndermiş arkadaşlar Amiral Angmura Ama diyor ki bu mektup bana hiçbir zaman ulaşmadı diyor. Yolda e, görevi getiren kişi saldırıya uğramış ve bu mektup e, Gnoller tarafından arkadaşlar ele geçirilmiş. E, şimdi bu mektubu Gnoller'den almaya çalışacağız. E, Gnoll savaşçı, Gnoll okçu, Gnoll savunmacı, Gnoll büyücü, Gnoll generali, Lord Gnoll veya baş Gnoll nöbetçisi. Yani bu slot gruplarının herhangi birisinden... Bu düşüyor diyor arkadaşlar bize. Şimdi bir bakalım hangisinden düşecek veya kolay mı düşecek, zor mu düşecek onu da bilmiyorum. Şu kısma doğru bir ilerleyelim arkadaşlar. Sanırım burada var. Ben petlerimi çağırayım. Burada gnoller var diye biliyordum ama evet. Evet arkadaşlar şöyle bakalım düşürmeye çalışalım. İnşallah kolay düşüyordur ee, ve görevi çabuk bir şekilde halledebiliriz Evet birinci slot grubu arkadaşlar ve görev tamamlandı görüyorsunuz çok basit geri dönüyorum ya, Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim açıkçası ee, mektup şu şekilde beyaz bir parşömen şeklinde arkadaşlar geri dönüyorum ve görevi teslim etmek için NPC'ye gideceğiz Evet arkadaşlar, geri geldik. Amirale e, görevimizi teslim edelim bakalım bize neler verecek. Evet. Görevi yaptığımız için ve parşömeni geri getirdiğimiz için e, bize teşekkür ediyor arkadaşlar. Devam ediyoruz ve XP verdi arkadaşlar. E, 137.000 yank ve Leylak verdi. Evet bu görevimiz bu kadarlık arkadaşlar kolay bir görev gördüğünüz gibi başlangıç görevi Diğer görevlerde yine devam edeceğiz diğer görevlerde Birlikte yapacağız arkadaşlar onların videolarda gelecek Bu video bu kadar arkadaşlarım Umarım sizler için eğlenceli ve faydalı olmuştur Diğer videolarda görüşmek üzere Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Beğendiğiniz videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.